Allah -u Teala atışının üzerine istiva etmiştir ve ilmi ile bize yakındır. Soru. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Melekler ve ruh Cebrail ona onun huzuruna miktarı dünya senesi ile 50 bin yıl, mümin için ise bir farz namazı vakti kadar olan bir günde yükselip çıkar. Bu Allahu Teala'nın arşının üzerine oturmuş, istiva etmiş olduğu halde dünya ile ilgili işleri hükmetmekte ve yönetmekte olduğuna delalet eder mi? Buna göre Allahu Teala bize şah damarımızdan nasıl daha yakın olabiliyor? Cevap: Allah'a hamdolsun. Kur'an, sünnet ve İslam ümmetinin ilk Müslümanlarının oy birliğiyle sabittir ki Allah-u Teala yedi kat semanın üzerinde arşının üzerine kurulmuştur. O en yücedir ve o her şeyin üzerindedir. Onun üzerinde hiçbir şey yoktur. Nitekim Allahu Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri altı günde yaratmış sonra da arşın üzerine istiva etmiştir. Ey insanlar! Onun dışında sizin işinizi görecek ne bir dostunuz ne de Allah'ın azabından kurtulmanız için size onun katında şefaat edecek bir şefaatçiniz vardır. O halde ey insanlar düşünüp öğüt almaz mısınız? Yine Allahu Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşın üzerine istiva eden işleri, kullarının işlerini yerli yerince idare eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse onun yanında şefaatçi olamaz. İşte bu sıfatlara sahip olan Rabbinize yalnızca ibadet edin. İbadeti ona halis kılın. Bu ayetlere rağmen hala düşünmüyor musunuz? Yine bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim dünya ve ahirette izzet ve şeref istiyorsa izzet ve şerefi ondan istesin. Bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Güzel sözler yalnızca ona çıkar ve salih amel ona yükselir kötülükleri işlemek için tuzak kuranlara çetin bir azap vardır. Ve onların tuzağı mutlaka bozulacaktır. Allahu Teala yine şöyle buyurmuştur. O ilktir, ondan önce hiçbir şey yoktur. Sondur, ondan sonra hiçbir şey yoktur. Zahirdir, onun üzerinde hiçbir şey yoktur. Batındır, onun dışında hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla bilendir. Yerde ve gökte olan hiçbir şey ona gizli saklı kalmaz. Bu anlamda ayetler ve hadisler çoktur. Bununla birlikte Allahu Teala nerede olursa olsunlar ilmiyle kullarıyla beraber olduğunu haber vermiştir. Nitekim Allahu Teala bu konuda şöyle buyurmuştur: Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmez misin? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde ilmi ve kuşatmasıyla dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde ilmi ve kuşatmasıyla altıncısı mutlaka odur. İster bundan bu sayıdan az olsunlar, isterse çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, o ilmi ve kuşatmasıyla mutlaka onlarla beraberdir. Sonra da kıyamet günü bütün yaptıklarını onlara haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hatta Allahu Teala arşının üzerine istiva etmesi ve ilmiyle kullarıyla beraber olmasını bir ayette toplayarak şöyle buyurmuştur gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşın üzerine istiva eden, tohum ve yağmur gibi yere gireni ve bitki ve meyveler gibi yerden çıkanı, yağmur gibi gökten ineni ve melekler ve ameller gibi göğe çıkanı bilen olur. Nerede olursanız olun, o ilmiyle sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Allah-u Teala'nın bizimle beraber olması, onun yaratılanlarla iç içe olduğu ve onlarla birlikte olduğu anlamına gelmez. Aksine ilmiyle kullarıyla beraberdir. O arşının üzerindedir. Kullarının yaptıkları hiçbir şey ona gizli saklı kalmaz. Allahu Teala'nın andolsun ki biz insanı yarattık Nefsinin kendisine fısıldık fısıldadıklarını biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Sözüne gelince müfessirlerin çoğunluğu ayette geçen Allahu Teala Allahu Teala'nın yakın olmasından kastın onun kullarının amellerini kaydetmekle görevli melekleri vasıtasıyla yakın olmasıdır şeklinde tefsir etmişlerdir bazı alimler Allahu Teala'nın yakın olmasından kastın maiyet birlikte olma konusunda olduğu gibi ilmiyle yakın olmasıdır şeklinde tefsir etmişlerdir. İşte bu ehli sünnet ve cemaatin Allahu Teala'nın kullarının üzerinde ve ilmiyle onlarla beraber olduğundaki izlediği yoldur. Onlar Allah-u Teala'yı yarattığı şeylerde tezahür ettiği söylemekten tenzih ederler. Cehmiye ve onlara uyan sapık fıkara gelince onlar Allahu Teala'nın zatıyla yarattıklarından yücelmesini ve arşın üzerine istiva etmesini reddetmiş ve Allah Allahu Teala her yerdedir demişlerdir. Allahu Teala'dan Müslümanlar için hidayet dileriz.